Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gel oğlum, gel. Böyle Boyka'yla beraber daha doğru geldik. Gördüğünüz gibi burası güzel, serin yer. Manzarası güzel. Böyle Boyka'yla beraber geziyoruz arkadaşlar. Tarlalara falan götürüp gezdiremiyorum köpeğimi. Çünkü oralara götürdüğümüz zaman da yani başka köpekler falan denk geliyor bize. Geldiği zaman da Boyka affetmiyor yani, onları direkt çöküyor. Tek tutuyor. Böyle dolmuş olunca da yani köpeklerin doğal halini falan çekelim derken bu sefer de yanlış anlaşılıyoruz. Kötü algı falan yapan arkadaşlar var. Ya onlar da bizi tanımadıklarından olabilir veya başka köpek tutuyorlar. Boyka'nın bu hareketlerini görünce de çekememezlikten böyle şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum artık. Yani lütfen bir de böyle bir konu var arkadaşlar. Yani artık bana falan yazmayın yani böyle şeyler. Yani köpeğine o kadar güveniyorsunsa götür işte bu köpeklerle karşılaştır. Bakalım orada da aynı hareketlerini sergileyecek mi? Yani öyle yine hırslı olacak mı? Boyk aslında çok uysal bir köpek yani. Ama konu rekabet olunca Boyka'yı tanıyamıyoruz arkadaşlar. Yani biz boşuna Boyka için yer mekan fark etmez demiyoruz. Yani burada nasılsa orada da aynı olacaktır yani. Yani gelip böyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Çünkü adamlar istemiyor, karşılaştırmak da istemiyorlar. Yani bir de huyumuzu da biliyorlar. Yani orada örnek vereyim size, Boyka her konuda üstün gelmişse ben orada Boyka'yı şey yapmam yani. Ne Boyka'yı ne de karşı tarafın köpeklerini küçük göstermem yani. Neyse ben onu paylaşırım yani. E bunun da farkındalar. O yüzden bu konulara girmiyorlar. Yani geçiştiriyorlar işte, o köpek bu köpek de yapabilir mi? Yapamaz. Bu böyle, bu şöyle, bu böyle yapar, bu böyle takla attırır. Ya geçeceksiniz onları. Onları geçeceksiniz. Ya ben köpeğim diye demiyorum. Seri bir köpek arkadaşlar. Yani orada bir dövüş olacaksa çok erken karar verip seri bir şekilde tutar yani. Zaten üçüncü sallamada karşıdaki köpek ses vermiyorsa helal olsun. Yani diyorum bunu. Yani biz isteriz. Ama başkaları istemiyorsa bu konulara girmenin bir anlamı yok. Ve köpeğimi böyle bir imkanım yok yani. Karşıdaki adam istemediği sürece ben götürüp de bir yere karşılaştıramam arkadaşlar. Yani yerimiz belli, yurdumuz belli. Getiren adamlar getirsin. Ama onlar da bunun farkındalar ki Boyka'yı onların mekanına götürsek Boyka'nın en ufak bir geri fites yapmayacağını, kaç tane köpek olursa olsun onların hepsine lafa tutacağını ve orada köpekler açık da olsa Boyka icraatı neyse, elinde ne geliyorsa her şeyi yapacağını da biliyorlar. Ama tam tersine onların köpekleri Boyka'nın karşısına çıkarsak, bizim mekanımıza gelmiş olsalar onlar yapamazlar arkadaşlar. Yani sahibinin arkasına kaçan köpek de benim gözümde köpek değildir. Boş boşuna da o tür köpekleri yani övmeyin. Övmesinler de yani. Ayıp bir kere yani. Benim köpeğimi götüreceğim bir yere karşılaştırmayı, benim köpeğim arkama kaçacak. İşte neymiş? Neyse ben oralara girmeyeyim, boş yer.
Bakın kafa şekline dikkat edin arkadaşlar kemik erken. Bu hepsi kas yani, anladınız mı? Sinekler hayvanı mahvettiler. Mesela arkadaşlar köpeğin hiçbir yerinde yarası bile olmasın. Sabah kalkıyorum bir bakıyorum kulağına falan. Yani böyle nasıl diyeyim, belki böyle sinek ordusu kulağını sarmışlar böyle. Böyle yara etmişler. Hemen ilaçlıyorum falan ama bir bakıyorum bir saat sonra yine aynı şekilde. Yani köpeğin yarası dahi olmasa sinekler maalesef hayvanları yaralıyorlar. Yani bu sıcaklar falan bir gitse diye artık tuva ediyorum yani. Sırf köpeğim rahat etsin diye. Antikayı soran arkadaşlarımız var. Bu konuyu da unutmadan dile getireyim. Arkadaşlar biz yani kiracıyız. Evimizi başka bir yere taşıdık. Başka bir yere. Yani bir üst mahalleye. Antikayı da oraya götürmek istedim. Fakat ev sahibi bir köpekten başka bir köpek kabul etmediğini dile getirdi. Ondan dolayı yani Antika'ya da böyle o sokakta bakmaya çalıştım. Oralar alışsın yani, bir yere gitmesin, oralarda işte gözüm üzerinde diye. Ekmek falan verince de arkadaşlar ekmeği ağzına alıp direkt eski mekanına, eski evimizin oraya doğru gitmeye çalışıyordu, gitti yani. Tabi oralarda yine bir görüyorduk iyi kötü. Son zamanlarda karnı iyice şişmeye başladı. Yani kesinlikle hayvan şu anda bir yerde doğurmuştur büyük ihtimalle. Çünkü ya yok ortada ya da çaldılar yani. Yani merak ettiğimiz şeyler var. Çünkü Boyka'yla son Antika kızana geldiği zaman en az 3 defa da eşleştirdik. Şimdi yavru falan isteyenler de var. Söz vermişiz ve şu anda dişi Antika ortada yok yani arkadaşlar. Yani inşallah onu da bulursak zaten alacağız. Murat abinin oraya götüreceğiz. Murat abinin de bu arada kanalı var arkadaşlar. Murat Fidan. Yani ona da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Murat abi ihtiyacı olan ve iyi bir insan yani arkadaşlar. Yani en çok ihtiyaçlı adam o yani. Ona yardım ederseniz, ona abone olursanız daha iyi olur. Yani vicdanı iyi olan İnsanlar vardır. İlla ki gidip abone olacaklardır. Onlardan şimdiden Allah razı olsun diyorum. Yani biz başkaları gibi bugün abone olun da onlardan aboneden çıkın ya demiyoruz. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Yani bizde o tür şey yok arkadaşlar. Biz o tür karaktere sahip insanlar değiliz. Bir köpeğin hakkını da hiçbir zaman hiç kimseye de yedirtmeyiz yani. Bu köpek iyiyse iyidir. Kötüyse kötüdür. Bu köpek iyiyse, ben bunu düşürtüyorsam, yani düşük gösteriyorsam, işe yaramayan köpeği yalakalık olsun diye yüceltiyorsam, yani bu köpeğin hakkı benden sorulur. Islan oğlum benim. Boyka, tabi buralar serin. Yatıyorsun oğlum değil mi? Gidelim oğlum yukarı biraz. Daha erken, biraz daha yürüyüp gidelim ondan sonra, hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz, gel. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar da yorum yapıyor. İşte Boyka boynundaki torka güvenerek önüne çıkan köpeğe kafa tutuyor. Ona güvenerek yapıyormuş yani köpek bunları. Ondan dolayı Boyka'nın boynundaki dikenli tasmayı da çıkardım. Bir bakalım haklılar mı?
Yani Boyka o kadar zeki ki boynundaki torka güveniyormuş. Onun farkındaymış. Köpeğe gidip daldığı zaman ondan cesaret oluyormuş da. Bu tür yorumlar da var yani. Arkadaşlar bu dağlarda, şu kayalık olan bölgelerde dağ keçileri çok rastlanır. Ama bize daha rastlamadık. Hadi öyle. Ben bugüne kadar yaptım, yapmadım demiyorum. Ama onları bıraktık arkadaşlar. Mesela videoyu görüyorduk. Arkadaşlar abone olun, videoyu beğenin. Böyle yapın, şunu yapın. Şu tür şeyler söylüyorduk yani. Ama artık söylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu anladım ki ya, bu adam zaten bu videoyu beğenirse kendisi zaten kendi isteğiyle beğenir. Köpeği zaten seviyorsa gelir abone olup da onu da izler de yani. Yani biz artık bu tür şeyleri bıraktık. Çünkü baktık ki bu tür şeyler yaptığımız zaman ters düşüyoruz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size, yanlış anlaşılıyoruz. Bakın arkadaşlar kulağına falan. Bak hala üzerinde sinek var mesela. Yani bunlar böyle yapışıyor hayvanın kulağına. Yara yapıyorlar. Boyka şu anda hiç yoksa bir 7-8 kilo verdi. Tüye de girdi. Tüylerini daha yeni yeni tamamlıyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Yani hayvan tüyde, o yüzden bu sıcaklar ve bu tüy dönemi köpeği biraz yıprattı yani. Mesela şurası arkadaşlar, bakın. Sinekler yapışmış. O da kendini ısıra ısıra yara etmiş. Değil mi oğlum? Niye öyle şöyle yapıyor lan kerata? Hı? Kafa düzlüyse kafa düzlüğü. Sürme ise sürme. Gözse göz. Yani biz ilaki kangal mı diyoruz buna? Biz kangal demiyoruz. Ama bu köpek başkalarının elinde olsa at ağızlı bir kangal derler yani buna. Öyle değil mi paşam? Badem gözlüyse badem gözlü. Cesaretse cesaret. Sonculuksa sonculuk. İcraatsa icraat. Hadi ver. Verim aslanıma. Sadakatse sadakat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.